burada olduğumuzdan dolayı eserlerimizden de gururlanıyoruz. Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde bu yıl 6.sı düzenlenen Abant buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası konferansları sona erdi. Batı bugüne kadar verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. İnsanlık adına güven verecek hiçbir şey yapmadı. Konferansın Türk ve Müslüman coğrafyasında ortak kültürün önemi konulu oturumunda sunum yapan Paşa Eva, tüm Türk devletlerinin aynı acıyı ve derdi paylaştığını ifade etti. Bugün dünyanın tek bir kuralı var ve yeni dünyaya da bu kuralla gidiyoruz. Bunun adı güçtür. Biz neden aynı dil, aynı millet, aynı dil, aynı kültür, her şeyinde aynı olan insanlar neden bu birliği kuramıyoruz ki? Çok az böyle insanlar var ki onun vatan kavramı ile devlet kavramı farklıdır. Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, Türkiye'nin lider olarak görüldüğünü ve Türkiye'nin gerçek manada öncülük yapmasının arzulandığını anlattı. Dünya bu zalimlerin zulmünü öylesine tescil etmiş, öylesine görmüş ki artık kendisine öncülük yapacak bir lider ülke verir. İşte bu lider ülke olma namzetine sahip olan ve bu lider ülke olmanın efendim alametlerini ve işaretlerini gösteren, ortaya koyan bu aziz milletin yolunu kesmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Konuşmaların ardından konferansın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede bu yıl Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası başlığıyla düzenlenen konferanslarda uluslararası ilişkiler ve yeni ekonomik politik tartışmaları ile yeni Türkiye'nin gelecek perspektifi ve devlet politikalarına katkıda bulunulmasının amaçlandığı belirtildi. 21. yüzyılda dünyada değişen güç dengeleri ele alınarak yeni dinamikler, yeni siyasiler, yeni güç odaklarıyla kaynakları ve politik ayrışmaların tartışıldığı aktarılan bildirgede şu önerilerde bulunuldu. Yüzyıllardır devam eden sömürü düzeni, savaşların, ölümlerin, yoksullukların ve sefaletin ana kaynağıdır. Batı ve Amerika egemenliğinde devam eden siyasal ve ekonomik düzenin yıkılarak tüm ulusların eşit katılımıyla yeni bir dünya düzeninin inşa edilmesi kaçınılmazdır. Daha adil bir dünya için herkes tarafından kabul gören daha demokratik, özgür ve barışçıl politikaların dünyada karşılık görmesi gereklidir. Yeni dünya düzenini belirleyecek siyaset, ekonomi ve güvenlik gibi temel konularda daha istikrarlı bir dünyanın inşasında Türkiye'nin hayati rolü ve sorumlulukların bulunduğu anlaşıldı. Türkiye'nin yeni dünya düzeninde ve geleceğin haritasının belirlenmesinde önemli bir aktör olması için devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna sahip çıkılmalı.